Bu gemi. Bu gemi ayıracak bizi, öyle mi? Elimde olsa seni de götürürdüm. Beni götürmek elinde değil. Ama burada kalmak elinde Necmet. Biliyorsun. İkimiz için. İkimiz içinse gitme. Sana daha iyi bir hayat vermek istiyorum. Bir yıl. Sadece bir yıl sonra. Sadece bir yıl değil. Sensiz bir yıl ölüm gibi. Ben sensiz yaşamaya dayanamıyorum. Benim için kolay olacağını mı sanıyorsun? Seni düşünmediğim, seni özlemediğim bir anın olabileceğini mi düşünüyorsun? O zaman. Bana gitme deme. Zaten içim yanıyor. Daha da yapma canım. Bir yıl sonra kavuşacağımız anı düşün. Tek avuntumlu mu olacak yani? Mektuplarda mı duyacağız birbirimizin sesini? Burada duyacağız. Bir yıl sonra döneceğim ve evleneceğiz. Sonsuza dek birlikte olacağız. Söz mü? Söz. Hoşça kal sevgilim. Gitme. Gitme.
Hadi. Hamdi efendi, çiçekler düğüne kadar solmasın. Bunlar daha Gonca. Düğüne 5 kala açacaklar. Kıymet, ne işin var senin mutfakta hala kızım? Çıksana bir an önce gelin odasına. Çıkıyorum. Saniye. Buyurun ben aşkım. Düğüne tam 2 gün var. Hı. Bir daha uyarmayacağım. Yanına yamak istiyor musun, istemiyor musun? Yok, istemiyorum. Ne gereği var Mehveş kafa? Ben mutfakta her şeyi yaparım evvelallah. İnşallah. Kıymet, gelin odasının işleri bugün bitsin. Asude Hanım son kez kontrol ettikten sonra odayı kapatacağız. Ruşen, hanımınla ilgilendin mi kızım? Uyanmış mı? Şimdi gidiyorum. Hayırlı sabahlar Asude Hanım. Sana da Ruşen'cim. Düğün hazırlığımız nasıl? Bir eksiğimiz kaldı mı? Siz hiç tasalanmayın. Çünkü Mehveş kalfa her şeyin mükemmel olması için yeterince tasalanıyor zaten. Canınızı okuyor yani. Biz hazır oluruz da siz nasılsınız? Düğün telaşının faydası işte. İnsan nasıl olduğunu bile anlamıyor ki. Babam uyandı mı? Yok. Nazım Bey dün akşam eve dönmedi ki. Nasıl yani? Ay 2 gün oldu Ruşen. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Hoş bulduk. Baba! Oğlum! Ben yokken asayiş belge vermiydi. Yokluğumu hissettirmedin değil mi? Sıkıcı şeyler. Kızlara göre hazırlıklar yaptılar hep. Ağrım var mıydı? Garip, bugün abla neler yaptı baba? Anlatacağım. Çok eğleneceksin. Babacığım, merak ettik. Hiç bu kadar kalmazdın. Kıymetiniz anlaşılmıştır. Yok. 2 gün sonra düğün var ya hani. Vazgeçtiniz diye biz onu iptal ettik. Kızım bu kadar evlenmemi istemiyorsan baştan söyleseydin mi? Vallahi biz gelin hanımı acıdık. O sizi bizim gibi böyle pencerelerde bekler mi bilemedik. Göreceğiz bakalım. Galip abla, bu çok güzel. Bunu ne zaman gönderdi damat bey? Geçen gün yollamış. Yıllardır kapıya gelen görcüleri geri yolladın. Bir bildiğin varmış demek ki. Vallahi Nazım Bey gibi son yıl evvel gelseydi onca kahve boşa gitmezdi. Aman aman, maşallah diye nazar değmesin.
Gözümüzün önünden çok ayrılık geçti öyle. Gelin evi burası Miray. Ayrılık laf edilecek yer mi? Aa, Aycan'ın benden azar değmesin diye söylüyorum yani. Yoksa Nazım Bey maşallah. Yani damat falan değil, talih kuşu, talih. Kıymetini bil yani. Hmm. Ben anladım seni. Sen bugün Bolcan'dan bir şey satamadın, ondan bu huysuzluğu. Aa, ay vallahi değil. Ben bundan sonra hiç satmasam da olur. Ayol Calibe, sen koskoca konağa hanım oldun. Bundan sonra senin sırtın yere gelmez. E seninki gelmeyince bizimki de gelmez. Ayol yani yarın evlenmiyor olsan imkansız bir aşka düşmüş bu kız diyeceğim ha. Allah Allah, yorgunluktandır. Yorgunluktan. Allah gönül yorgunluğu vermesin. Bir tek onun çaresi yok değil mi? En sonunda bitirdim. Nasıl olmuş? Yani biraz sade. Ne bileyim, gelinin annesinin giyebileceği gibi elbise değil. Ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Beğenmediğimden değil anneciğim. Yani şimdi kim bilir kimler neler giyip gelecekler. Yanlarında sönük kalmayalım diye. Yarından sonra bu angaryalardan kurtuluyorsun artık. Düğünden sonra beni konağa almayacaksınız galiba. Hayır kızım. Seni sokağa atmayı düşünüyorum. Bacadan girerim ki. Biliyorum. Bacaları da kapattıracağım. Humbaracı tutarım. Pekala. Müştemilatta yatarsın o zaman. Sanki hiç yatmadığım yer. Senden kurtulacağım anlaşılan. Cemal bir çekil. Geçerim ben, çekil. Ağzını kapat eşek sıpası, ağzını. Hadi al. Peynirle langası yok mu? Var. Yağını çektirsin diye bekletiyordum. Biraz önce yamak istemem diyordun ya. Acaba dedim yetiştiremedin mi? Yok, önden böreği yesinler de lalangayı sıcak sıcak göndereyim dediydim. Ne? Peki. Eyvah eyvah oğlum, kafa kalmadı, çabuk ilerden ondan tulumu getir. Yok, o buradaymış, tamam. Tulumu getir. O, hamur. Bismillahirrahmanirrahim. Size afiyet olsun. Ama maceralarını anlatacaktın kahvaltıda. Gidiyor musun baba? İşe geç kaldım Şefik. Ama söz. Döner dönmez hepsini anlatacağım, tamam mı? Baba, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Siz annemle bu konakta mı evlenmiştiniz? Hayır Şefik. Dedenizin Sarıyer'deki yalısında evlenmiştim. Ahmet'le anneniz orayı çok severdi. Hadi ama Şefik Bey. Bu gidişle sofra akşama kadar toplanmayacak. Çok işimiz var. Calibe Hanım terziye gitmek için bizi bekliyor. Gelin Hanım geç kalırsa seni sorumlu tutarım ona göre. Hadi size afiyet olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın kızım. İyi günler babacığım.
Gözünüz aydın Münevver Hanım. Beyrut gemisi limana yanaştı. Oh, çok şükür. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Oğlunuzu çok fazla tutmam. Bir iki saate kavuşursunuz. Hepi topu bir iki ay. Ama bir ömür gibi geçti bana. Hoşça kalın. Siz şimdi akşama kadar Ali Fuat'la hasret gidereceksiniz. Ben gelin hanımla yalnız mı gideceğim gelinlik provasına? Beni ilk günden gelin hanımla yalnız bırakmayın ne olursunuz. Tamam Asude'ciğim. Sözüm söz. Beraber gideriz. Hem artık bir görelim bakalım şu meşhur gelin hanımı. Sağ olun. Gitti mi misafirleriniz? Gittiler babacığım. Biz de birazdan annemle provaya çıkacağız. Ben de sizinle geleyim diye düşündüm. Yahu gelinlik provasında ne işin var? Yok baba, Beyoğlu'na çıkayım. Şimdi düğün için mahalle berberine gitmeyeyim diye dedim. Mahalle berberine git oğlum. Fazlası fazla sana. Necdet en son ne zaman telgraf göndermişti? 3 ayı geçmiştir. Paris'e vardığında çekmişti. Konferanslar 3 ay sürecek demişti. Belki de yoldadır. Haber verirdi yolda olsa. Düğüne yetişsin istiyorum. Bizim yolladıklarımız eline ulaştı mı bakalım? Düğünden haberi var mı? Onun gönderdiği bize geliyor da bizimki neden ona gitmesin? Bu istasyondan telgraf çeksen mi? Necatçığım birazdan tren kalkacak. Paris'ten çektiğin telgraf geçmiştir ellerinde. Merak etme. 3 haftadır bir haber gelmedi. Merak ettim. Bonjour. 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 Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. Genç bayan da pek hoşmuş Necat. Aman hocam, estağfurullah. Beyoğlu'na gitmişken hanımım şey de alsın. Gül suyu. Lokum için lazım. Tamam. Osman, bak bakayım sökebilecek misin? Ne diyor burada? Okuyabilir mi ki? Hop de bal. Pour jeune fille, model a que convenable pour valse. Genç kızı için bal elbisesi. Valse münasip, kuyruklu model. Aferin Osman. Fransızca'da Şefik'ten iyisin. Sahi mi? Ben Münevver Hanım'la çıkıyorum. Onun için bugün ders yok. Asude Hanım, Madame Demirbil'in terzihanesine beni emretmiyor musunuz? Giyinip soyunurken lüzum olur belki. Gelin hanımın karşısına ordu gibi çıkıp ilk günden korkutmayalım Ruşen'cim istersen ha? Nazım Bey geliyor. Nazım Bey geliyor. Evet, bakalım. Nazım Bey, hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Nasıl geçti yolculuk? Asıl iş, gemiyi Beyrut limanından kurtarmaktı. Sonrasında uçar gibi geldik zaten. Malları da indirtmişsin. Hızlısın. İstanbul burnumda tutuyorum. Bir an önce işi gücü bitirip sokaklara çıkmak istiyorum. Aferin sana Ali Fuat. Bu gemi demir yüklü olsa da sen Beyrut limanından bu gemiyi buraya getirerek bize külçe külçe altın kazandırdın. Bravo.
Estağfurullah. Hasan! Gemimi malıma sahip çıktınız. Bizim kusurlarımız yüzünden ailelerinizden 2 ay fazla ayrı kaldınız. Bunu telafi edemem. Ama maaşınızdan 2 ay fazlasını ödeyerek ailenizle daha fazla vakit geçirmenizi sağlayabilirim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ne kadar var Asude? Geldik sayılır. Sokaklar biraz daha bundan yavaş gidiyoruz herhalde. Demek gelin hanım bu muhitte oturuyor. Daha önce buraya gelmek zorunda kalmamıştım hiç. Ben de nişan zamanı gelmiştim. Anneciğim ne yapıyorsun pencerenin önünde? Arabayı bekliyorum. Emet Hanım var ya, tam bir saattir eşiğin önünü süpürüyor. Belli o da merakta. Herkes döküldü sokaklara. Anne. Hı. Ne olur çekil pencereden. Ya arabadan görecekler, çok ayıp olacak. Böyle zamanlarda çocuklar çok etkilenir. Nasıl Şefiye keyfi? Bu sabah uzun zaman sonra babama rahmetli annemizi sordu. Siz benim çocuklarım gibisiniz kızım. Ben Şefiye'yim de. Senin de üzüntünüzün farkındayım. Ben babam için. Baban için mutlu görünmeye çalıştığını görüyorum. Ama içten içe de üzgünsün. Bu çok normal. Annenin vefatından sonra konağa yeni bir hanım geliyor. Gelin hanımı hiç tanımıyoruz. Neredeyse bir ay içinde olup bitti her şey. Öbür günde düğün var. Bu sadece sizin için değil, gelin hanım için de ani oldu. Bazı insanlar sonradan buldukları şeyin değerini bilmezler. İnşallah gelin hanım onlardan değildir. Çok bekletmedik inşallah. Önemli değil ya. Biz daha önce hazırlandık zaten. Edibe Hanım, Calibe Hanım'ın annesi. Münevver Hanım, komşumuzdur ama çok yakınımızdır. Ailedendir. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Gel Ali Fuat. Kabul ederseniz Beyrut'tan size bir hediye. Teşekkür ederim. Düğününüz için hediye bakıyordum ama bunu görünce koleksiyonunuza yakışır diye düşündüm. Rahmetli ayıp olacak ama babandan hem daha iyi ortak oldun bana, hem de daha ince zevklerim var Ali Fuat. Araba hazır efendim. Tamam Hasan. Bana 2 gün müsaade edersin değil mi Ali Fuat? Malum. Düğüne hazırlık yapmak lazım. Estağfurullah. Ne demek? Sen şimdi diyorsun ki koskocaman adam. Bu yaştan sonra düğün heyecanı falan. Ha? Yok. Olur mu öyle? Öyle öyle. Biliyor musun? Yalnızlığımdan bunca zaman hiç şikayet etmedim Ali Fuat. Hatta mutluydum da. Ama Calibe'yi görüp onu tanıyınca içimde koca bir boşlukla yaşadığımı fark ettim. Yalnızca onu doldurabileceği bir boşluk. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ay, saray eşrafı da hep buraya gelir gider diye işitmiştik. Bizim eve hep Maria diye bir yamak geldi gitti.
Madame Demir bir evlere seyrek gider. Ama son provaları mutlaka burada kendisi alır. Öyle mi? Aa Sude. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun Fevki. Işıldıyorsun adeta. Senin yanında sönük kalıyorum ama neyse. Hadi gel diğer kıyafetlere bakalım. Üç farklı model beğendim ama en güzel hangisi karar veremedim. Münevver, siz de mi buradaydınız? Son provalarımızı almaya geldik. Takdim edeyim. Şermin Hanım, Ahmet Paşa'nın hanımı. Calibe Hanım, Nazım Bey'in müstakbel hanımı. Tebrik ederim Calibe. Fevkiye, hadi kararını ver artık. Bir sürü işimiz var daha. Birazdan geliyorum. Ahmet Paşa, şu meşhur Ahmet Paşa mı? Evet. Ay kaderde Ahmet Paşa'nın hanımıyla tanışmak da varmış. Zaten tanışacaktınız. Düğüne katılacaklar. Öyle mi? Kıymet. Baksana çok güzel elbise. İki gün sonra evin tüm düzeni değişecek. Sonuçta Mehveş Kalfa değişmiyor ki. O burada olduktan sonra her şey aynı kalır. Evin hanımı değiştikten sonra kalfanın için değişmesin. Hem nereden biliyorsun? Artık gelin hanım karar verecek böyle şeylere. Peki. Bak. Hakikaten çok güzelmiş. Sana da yakışır. Hayal işte. Düğüne kim bilir kimler gelecek. Oğluna, yeğenine, kız bakan zengin kadınlar olacak. Aç gözünü de kendini göster. Elinden geleni yap, benden söylemesi. Yoksa ömür boyu düğünlerde hizmetçilik yaparsın. Sürpriz. Düğünde görürsün. Ben her türlü görürüm de Ali Fuat görebilecek mi bakalım? Aa, ne diyorsun Fevkiye? Yalan mı? Bilmiyoruz sanki. Karşılıklı iki konak arası aşk hikayesi. Tıpkı romanlardaki gibi. Ben yıllardan beri babanın Münevver Hanım'la evleneceğini bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Gerçi Ali Fuat'la sana engel olurdu. Böylesi daha iyi oldu. Fevkiye duyacaklar şimdi. Sus. Dedikodu yapmayalım yani. Ben bunların üçünü de alayım. Bakarsın birkaç ay sonra bir düğün daha olur. Ali Fuat'la sen. Fevki'ye sus. Sessiz ol. Münevver Hanım'la Şermin Hanım'ın kıyafetleri madam. Madamın önü boşuna Paris'ten buralara yayılmamış. Kıyafetini beğenmedim diye kızıyordum bana. Pardon. Bu elbiseyi de annem için deneyebilir miyiz? O model değil, satılık değil. Kızım istemem, benim var elbisem zaten. Bu daha uygun. Ben Nazım Bey'in müstakbel eşini düğün öncesinde kırmazsınız diye düşünmüştüm ama peki. Madame de Meville, rica etsek. Nasılsa haftaya Fransa'ya gideceksiniz değil mi? İstemem kızım, benim zaten var elbisem. Anne uzatma, bu kıyafet daha uygun. Thank you.
Pencereyi açsak uçarak gideceksin. Özledin ha İstanbul'u? Özledim. İstanbul'a kadar söylemeyecektim ama madem konu buraya geldi. Paris'te konferanstan sonra Doktor Pierre'le senin hakkında konuştuk. Kendisi Fransa'da yüksek tahsil alman için talepte bulunacağını söyledi. Büyük bir şans, üstelik hakkın. Çok önemli fırsat hocam. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama mesleğime İstanbul'da devam etmek istiyorum. Nejat, sen neler söylüyorsun? Bu fırsat ele geçer mi bir daha? İstanbul'dan bir daha ayrılamam hocam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Pek uzmanı değilim ama bir kalp meselesi var zannedersen. Emareler tamamen aşk illetine işaret ediyor. Gelin hanım müsaitlerse deneyelim gelinliği. Şaşırdım babamın gelinin peşinden terzihaneye kadar gelişine ha? Ben buradayım diye mi konuşmuyorsunuz? Bence çok romantik bir hareket. Fransız romanlarında da öyle oluyor. Erkekler kadınlara verdikleri kıymeti çekinmeden gösteriyorlar. Adı üstünde Fevkiyeciğim. O romanlar Fransa'da geçiyor değil mi? Fevki, yine başlama romantizmden. Git bak şunlara da yapsınlar paketlerini. Koskoca Nazım Bey'i düşününce bir tuhaf yani. Ben de kendime ve hissettiklerime çok şaşırıyorum Cahil. Düğünden önce ava gitmek uğursuzluk sayılırmış biliyor muydun? Ben özellikle gittim. Orada o sessizlikte kalbimin sesini dinlemek istedim. Kalbinizin sesini dinlemek istediğinize göre emin olmadığınız bazı şeyler vardı. Benim de ilk tanıştığımız günden beri size sormak istediğim buydu. Neden ben? Yani neden çevrenizdeki onca kadından biri değil? Nazım Bey'e bu cürette bu soruyu sorabilecek hiçbir kadın tanımadım ben. Sadece bu bile benim ne kadar doğru karar verdiğimi gösteriyor bana. Yapmayın, utandırıyorsunuz beni. Yani sizinle burada böyle baş başa olmak, bilmiyorum, tedirginim burada olmaktan. Nerede olmak isterdin? Olmayacak bir şey söylersem. Söyle. Şansımı denemek istiyorum. Seni mutlu etmek için gücüm ne kadarına yetecek bakalım. Bilmiyorum. Üstümüzdeki gözlerden uzak bir yerde olmak isterdim. Belki dünyanın bir ucunda.
kimseyi tanımadığımız, kimsenin bizi bilmediği gizli bir köşede. Korku hiç tanıdık olduğum bir duygu değil Cahide. Ama az önce beni korkuttun. Bir an için yapamayacağım bir şey isteyeceğini sandım. Çok güzel yüzük. Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Bakabilir miyim? Çok şanslı kız. Asıl şanslı olan benim. Je pas compris. C'est plutôt moi la chance. Qu'est-ce qui est écrit, vos panneaux? Oui. Jalibe. Et Nejat. Gemiye adımı mı verdiniz? Artık bütün dünya ayaklarının altında. Nereye gitmek istediğini söylemen yeterli. Mısır, Fransa, hatta yeni dünya. Bu gemi yalnızca bizim için bekliyor. Şimdi mi? Şimdi. Sen isteyeceksin. Bütün dünya istediğini yapmak için seferber olacak. Madem ki benimsin, bırak arzularını yerine getirmek için yaşayın. Ya göklerde olmak istediğimi söyleseydin? O zaman muhtemelen Yeditepe'nin en yüksek yerinde. Ta zirvede olurduk. Ya da sarayda. Başımı vermem gerekebilirdi. Bu çok ağır bir bedel olurdu. Öyle mi düşünüyorsun? Sana hayatın boyunca ne kadar kıymetli olduğumu hiç kimse hissettirememiş Cahil. Affedersin, yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Belki de ben kendi kıymetimi bilememişimdir. Yani bugüne dek. Edip Hanım. Pek heyecanlıydınız terziye giderken. Tatsız bir şey mi oldu? Hı? Yok canım, ne olacak? Gittik, prova yapıldı, geldik. Her şey çok güzeldi. Öyle. Ben biraz daha çorba alayım.
yapacağım. Ya ben bunca yıllık hayatımda babandan hiçbir şey saklamadım. İyi. Git söyle o zaman. Ne söyleyeceğim? Nazım Bey'in tersaneye geldiğini mi söyleyeceğim? Yoksa Nabi ile Necat'ın kira parasını bir elbiseye yatırdığımızı mı söyleyeceğim? Kızım, biz de gideceğiz. Bu çocuklar ne yapacaklar o zaman? Elbiseyi mi yiyecekler? Anne, oğlunla yeğenini ortada bırakacak değilim herhalde. Ya yarın evleniyorum. Düğünün ertesi günü ben gideceğim birkaç bilezik bozduracağım, getireceğim parayı sana hemen. Bugün gördün Ahmet Paşa'nın hanımını. Tavrını, böbürlenmesini. Bu insanlara rezil mi olalım yani? İskenderiye'de kolera salgını vardı. Gemiyi limana yanaştırmıyorlardı. Fakat Ali Fuat sağ salim İskenderiye'den gemiyi çıkartıp Beyrut'tan da demir yükleyip İstanbul'a kadar gelebildi. İstanbul burnunda tutuyor diyordun. En çok neyini özledin İstanbul'un? İstanbul'un en güzel şeyini. Karmaşasını. Hı hı. Siz biraz daha yaşlanın da ben sizi o zaman göreceğim. İnsan o karmaşadan kaçmak için nelerini vermiyor. Asude. Gelin hanımla gününüz nasıl geçti? Ne oldu ya? Bir aksilik mi var? Yo. Güzeldi her şey. Tüm elbiseler çok güzel olmuş. Ama biz gelinliği göremedik. Nasıl olmuş? Onu da bize siz söyleyeceksiniz artık. Asude öyle demek ister. Ben kızımın bana neyi söylemeye çalıştığını gayet iyi anladım. Babasına bu hareketi yakıştıramamış. Ben kızımı söylenen her şeye susup boyun eğsin diye yetiştirmedim. Tabii ki babasına istediği her şeyi sorabilir. Ne değil mi Asude? Evet, oradaydım. Evleneceğim kadını, bu konağın yeni hanımını daha yakından tanımak için oraya gittim. Ve kararımın ne kadar doğru olduğunu da gördüm. Emin olmanıza çok sevindim babacığım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Neredesin sen oğlum bu vakte kadar? Müjdemi isterim. Bir ipek boyun bağına veririm haberi. Ne o elindeki oğlum? Ne oldu ablacığım? Öyle bedavaya olmaz. Önce hediyeleri görelim. Başlatma şimdi. Söylesene oğlum adam gibi. Necat geliyor, Necat. Fransa'dan telgraf çekmiş. Yarın sabah burada. Gözüm aydın, hadi bu ama. Oğlundan kıymetli. Bu da böyle şey. Ne yapmış başka? Hayatımdan daha değerli bir şeye sahibim Cahil'im, sana. İsmini yazarken bile seni incitmekten korkar oldum. O denli kutsal bana varlığı, adın aşkla bir bana. Günler geçmiyor burada, dersler uzuyor bana, saatler uzuyor. Tek avuntum, beni bekliyor olduğunu bilmek.
Senin kalbinde, aklında, ruhunda olduğumu bilmek. Biliyorum. Yoruldum beklemekten. Senden tek isteğim sırrımızın yükünü bir zaman daha taşımam. Belki sana zenginlik, varlık veremem ama ömrümü verebilirim. Kalbim senin, ruhum senin, tek varlığım, canım senin, hep senin. Nejat. Nejat, birader. Abi. Hoş geldin Paris'in beyi. Hoş bulduk. Lan nerede? Ya iki gündür trendeyim, elim ayağım birbirine girdi titremekten. Çekil. Sen şimdi Alafranga'nın menbaından geliyorsun. Bizim efsane Alaturka kalmasın. Saraya mektup yazacağım abi. Sınıra seni koysunlar ki vatan hasreti çeken önce sana kavuşsun. Boş konuşma da kızlar nasıl bunlara. Ya bu dur. Kızları kendine saklayamazsın. Gel buraya. Bakın kimi getirdim. Nejat. Teyzesiyle eniştesinin medar iftarı, Türk doktorlarının yeni prensi. Hoş geldin Nejat. Hoş bulduk enişte. Ben dedim size yetişecek diye. Tam zamanında geldi işte. Oğlum bir gittin dönmek bilmedin. Nerelerdesin sen? Teyzeciğim. Vallahi korktum. Vaktinde gelemeyeceksin diye. Ya gelmez mi o ya? Kaçırırım hiç. Neye yetiştim? Ah, senin haberin yok mu? Ben sana dedim. Telgraf ulaşmamış işte. Hakikaten telgraf gelmedi mi sana? Yarın düğünümüz var. Galibe evleniyor ya oğlum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Hoşça kal kızım. İyi günler babacığım. Galibe Hanım'dan Hasan. Baş üstüne. Fransa'dan döndükten sonra her şeyi anlatmayacak mıydık onlara? Biz birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz demeyecek miydik? Herkes öğrenmeyecek miydi yıllardır birbirimize nasıl aşık olduğumuzu? Bana bunun cevabını vereceksin.
Bir yıl yoktum, sen başkasıyla evlenmeye karar verdin. Ne değişti Cale? Ne mi değişti? Sen yokken birlikte kurduğumuz hayallerin artık benim hayallerim olmadığını anladım. Bugüne kadar yaşadığım hayatın bir benzerini yaşamak istemiyorum. Zengin bir adam buldun yani. Evet, zengin bir adam buldum. İstanbul'un en zengin adamlarından biri bana aşık oldu. Ben o konağı gördüm. Orada olmak istediğimi gördüm. Bütün bunları elimin tersiyle itersem hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğimi gördüm. Şimdi affedecek misin? En azından doğru tercih yaptığımı bileceğim. Sen bana bütün bunları ne zaman verebilirsin Necat? 30 yıl sonra mı? Bence hiçbir zaman. Şimdi aldım sorunun cevabını. Yeter mi? Yeter. Yeter herhalde. Anladım ki senin gibi bir insana bunlar yeter. Ben bunca zaman nasıl yaşadım biliyor musun Cale? Birbirimizin olduğumuz anı hayal ederek. Ama sen şimdi benim yaşama sebebimi elimden aldın. Hem de ne uğruna? Çok geçerli bir neden uğruna. Mutluluk. Ben böyle daha mutlu olacağımı anladım. Sadece senin aşkının bana yetmeyeceğini anladım. Ben senden daha fazlasını hak ediyorum Necat. Hak ettiğini bulmuşsun. Bakalım şimdi mutlu olabilecek misin? Ben ancak sana teşekkür edebilirim. Yoksa benim de hayatımı zehir edecek misin? Sen. Hep sen. Hep senin hayatın. Sen okulunu bitirdikten sonra, sen Fransa'dan döndükten sonra, sen doktor olduktan sonra. Ben hep senin hayallerini bekledim Necat. Ya benim hayallerim? Sen bunları hiç umursadın mı? Sen hayallerini gerçekleştirirken Cale bir köşede seni bekleyecekti, öyle mi? Sonra ne olacaktı Necat? Bugüne kadar yaşadığımız sefil hayatın bir benzeri. O hayallerin hepsini ikimiz için kurdum ben. Senin için gittim Fransa'ya. Sana daha iyi bir hayat sunabilmek için senden ayrı kalıp acı çektim. Okulun bittiği gün tek bir şey bekledim senden. Tek bir şey. Şu elimi tutup beni buradan götürmeni. Ama sen ne yaptın? Tek başına Fransa'ya gitmeyi tercih ettin. Ben o gün senin benim için ya da bana olan aşkın için değil, kendi hayallerin için yaşadığını anladım. Ve ben de kendi hayallerimi yaşamaya karar verdim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Necat, misafirimizle tanış. Nazım Bey, Cale'nin müstakbel eşi. Enişte. Demek bu ailenin gururu Necat sensin. Senden çok bahsedildi delikanlı. Memnun oldum. Efendim, hoş geldin. Thank you.
Senin için de büyük sürpriz oldu o zaman Cahil Bey'le düğünümüz. Evet. Hiç unutamayacağım çok büyük bir sürpriz oldu. Tabii. Telgraf eline ulaşmayınca. Vallahi bana bakma baba. O konuda benim hiç kabahatim yok. Beraber gittik ablam çekti. Birkaç gün daha geç kalsan düğünümüzü kaçıracaktın. Yetişmene sevindim. Sen gelemeseydin Cahil Bey çok üzülürdü. Cahil Bey bence düğünü benim dönüşüme göre ayarlamış. Hissetmiş dönüşünü. Kalbi temizdir Cahil Bey. İçine doğar. Döndüğüne göre Nejat, bundan sonraki düşüncelerin neler? Yakın zamana kadar bazı düşüncelerim vardı ama... Gelecek planlarından bahsediyordun. Hayatta büyük planlar yapmamak gerektiğini yeni yeni öğreniyorum. Bu lafı eden genç bir adamın... aşk acısı çektiğini söyleyebilirim. Paris'e gidip de kalbi boş dönecek değildi herhalde. Müsaadenizle. Yol yorgunum. Estağfurullah. Asıl benim önceden düşünüp seni lafa tutmamam gerekirdi. Tekrar hoş geldin. Merak mı ettin kutudakini? Yok Asu'dan, ben odayı toplamak için girmiştim. Aç bakalım ne varmış içinde. Yok, ben hakikaten odayı toplamak için... Gülşen'cim, bu senin. Al. Benim mi? Evet, düğünde giymen için. Gerçekten mi? Ya bu dergideki elbise? Vallahi dergideki elbise. Ama bunun kuyruğu yok. Ne oldu? Beğenmedin mi yoksa? Yok, beğendim. Beğendim Aslı Hanım'ı. Beğenmez miyim? Çok teşekkür ederim inceliğiniz için. Nazım Bey'in keyfi yerinde maşallah. Allah bozmasın hayırlısı. Dün konuşamadık. Gelin Hanım'la tanışacak. Nasıl? Beğendin mi? Evet. Bir şeref olduk sanırım. Gelin Hanım pek gözüne girememiş galiba ama. Konağa uygun bir gelin değil. Nazım Bey bunu tartmıştır herhalde anneciğim. Erkekler terazinin kefesini şaşırırlar oğlum. Neyi neyle tartacaklarını bilemezler. Konağın kurulu bir düzeni var. Hanıma ihtiyaç yok. Mühim olan Nazım Bey'e hanımlığını yapması. Orası da bizi ilgilendirmez. Nazım Bey rahmetli babanın ortağıydı. Şimdi de senin ortağın. Asude'nin babası. Nasipse kayınpederin olacak. Bu sebeple en çok da bizi ilgilendirir.
Esma? Esma? Neden ağlatıyor seni? Kim? O ağlatmıyor. Hep öyle olur zaten. Kimseye söyleme. Beni kaçırmak istiyor. Ama paraya ihtiyacımız var. Orduya yazıldı. Yarın gidiyor. Birkaç yıl sonra da gelip beni kaçıracak. Gideceğiz buralardan. Ben de çok bekledim. Çok bekledim. O kadar beklemek, o kadar hasret aşka yaramıyor. Şimdi onun aşkı sana yetecek. Ama ne yazık ki çok güzelsin. Zamanla başka şeyler isteyen olacaksın. Diyeceksin ki... benim kıymetim aşktan fazla. Bunu bir kere dedim mi? Kendini sana çok kıymet veren... ama senin sevmediğin bir adamın karşısında üstünde gelinlikle buluverirsin. Size epey yeter. Hemen bu gece kaçın, hiç beklemeyin. Bir daha da buralara gelmeyin. Mutlu olacağınız bir yer bulun. Çok güzelsin. Aynalara bakma, olur mu? Yoksa hep daha fazlasını istersin. Sadece onun gözlerinin içine bak. Bırak o hatırlatsın sana nasıl güzel oldu. Nasıl buldun Nazım Bey'i? Siz uygun görmüşsünüz. Galibe'de. Benim haddime değil yorum yapmak. Olur mu öyle şey oğlum? Bu ailenin ferdisin sen de. Sonuçta ben de ilk defa görüyorum. İyi bir adama benziyor. Böyle düşünmene sevindim. Başka fikirlerin, endişelerin olduğunu sandım. Endişem yok. Sen yokken bileceği tayinim çıktı. Çok sevindim enişte. Ne zamandır bekliyordum. Kendisi bize böyle bir şey aksettirmedi ama... Nazım Bey'in ricasıyla oldu herhalde. Sağ olsun. Düğünün ertesi yola çıkacağız teyzenle. Evlendiriyoruz. Calibe bundan sonra beyinden sorulur. Ama bir derdi, bir sıkıntısı olursa bilelim. Yeni düzenine alışana kadar Calibe'yi boş bırakma. Olur işte. Evin hanımı hizmetkarına kıyafet alıyor. Beğendiremiyor. Ay, insan utanır utanır. Aman ne var canım? Kızcağız insan içine güzel çıkmak istiyor. Hem belki kısmeti çıkacak. İşin gücün akıl bulandı. Yok kısmetmiş, yok aşkmış. Tövbe estağfurullah. Kıymet, saniyeye hak vermiyor değil. Hadi işine bak, işine. Thank you.
Vay doktor, nereye böyle? Hava almaya çıktım. Hadi gel beraber alalım. Hem de sen şu Paris'i doğru düzgün anlat bana. Kabareler, eğlenceler. Tıp konferansına gittim de abi, gezmeye değil. Paris'i çok merak ediyorsa anlatayım. Kolera, tifo, cüzzam. Nasıl yorgunlukmuş bu? Huysuzluk yapıyor insan. Ne bu tavrın ya? Bir şey yok. Kalktın koskoca Nazım Bey'e neler dedin. Ben olsam babam odunla döverdi vallahi. Sana sesini çıkarmıyorum. Abiciğim, ablam evleniyor yarın. Koskoca demir tüccarı Nazım Bey'le evleniyor. Biz de zengin olduk sayılır artık. Hayatımız kurtuldu. Artık kime kalbini kaptırdıysan Paris'te. Onu anlat bari Necat. Oturalım bir yerde, dertleşelim. Şimdi hiç halim yok abi. Sonra. Hala karar veremedim ne giyeceğimi. Annemin başını o kadar şişirdim ki en sonunda git Asude'ye o karar versin dedi. Ne diyorsun? Bu çok süslü geliyor bana. Bana da biraz öyle geldi, evet. Bir isteğiniz yoksa ben... Var Ruşen. Hiçbir yere gidemezsin. Karar vermemize yardım edeceksin. Sen ne diyorsun? Çok süslü değil mi? Aa! Sen ağladın mı? Ay niye ağlayayım canım? Ne münasebet? Ne bileyim. Belki de duygulanmışsındır her gelin gibi. Şey, Nazım Bey arabacısıyla sordurtmuş. Gelin hanımın konusu komşusu için kaç araba gönderelim diye. Ay çok hakikatli adam da. Dedim ooo bizim buraları almak için araba yetmez. Araba falan göndermesin zaten. Ya bu mahalleden kimse istemiyorum dönümde. Kızım bunlar bizim kaç yıllık komşularımız, ahbaplarımız. Anne vallahi umurumda bile değil. Yani o konaktan adımımı attığım andan itibaren bu mahalleden de buradaki insanlardan da kurtulmak istiyorum. Ya buranın sefaletini oraya taşıyacak değil. İyi de ben onların yüzüne nasıl bakacağım? Siz de birkaç güne taşınıyorsunuz zaten. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Çok güzel olacak. Bence en güzeli ilk giydiğim mavi olandı. Bence de. Öyle mi diyorsunuz? Yok yok. Bu da benim içime sinmedi. Jolex külü. Zaten niye aldıysam ben bunu? Kuyruğuna kandım herhalde. Ben geç olmadan bir şefiye bakacağım. Peki Ruşen, sen ne giyeceksin düğünde? Ben mi? Bilmem. Sen o elbiseyi bayağı bir beğendin. Onu giysene düğünde. Yok, olmaz. Olur, olur. Zaten ben beğenmedim, boşuna almışım. Al senin olsun. Sakız böreği, süt böreği, tavuk böreği. Hepsi hazır, yarına fırlanacaklar. Tavşan yahnisi. Hazır. Tarak külbastı. O yarına. Tarak pilavı. O zamanı değil şimdi, o sonra. Sütlü muhallebi. Sütlü muhallebi bugünden yapılır mı Allah'ını seversen Hamdi Efendi? Ya bana ne kızıyorsun hanım, ben teftiş ediyorum sadece. Yumurtalı lokum. Yumurtalı ya, onu yarın yapayım dediydim. Ben biliyorum ne zaman yapılıp yapılmayacağını. Da hepsini nasıl yetiştireceksin? Hangi ara yapacaksın? Her şey yarın. Mehveş Kalfa sen merak etme. Ben ezandan evvel kalkar hepsini beşir ederim evvelallah. İyi. Ama bak bahane istemem ha. O pişti bu pişmedi, o sıcak bu soğuk diye. Tamam mı? Öyleyse ben bu akşam uyumayayım. Keyfin bilir.
Cahilibe Nejat. Evinde mutlu ve huzurlu etsin kızım. Sana hediyemi bugün veremedim Cahilibe. Konağa geldiğimde inşallah. Ama emin ol, çok şaşıracaksın. Gelin hanımı almaya gitmedik. Ben merak ediyordum. Adet böyle oğlum. Düğünden önce gelin görülmez. Hı hı. Terziyane hariç. Mutluluklar ablacığım. Ömür boyu mutluluklar. Yeni evine, yeni hayatına hoş geldin Cahilibe.
Rüya kadar gelinimiz sana emanet kızım. Kıymet, kahveler, çabuk çabuk. Tamam. Hadi. Cemal. Hadi. Anacığım, sürün. Kuzinin üstünde evladım. Al tepsiyi, çık selamlar, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Ruşen nerede? Lokum servis edecekti. Lazım olduğunda ne zaman ortada oldu ki? Hayret bir şey yani, hayret. Hay. Saniye, sen iyi misin? Ne oldu? Betin benzin attı sana. Sabaha kadar uyumadı. Sabaha kadar uyumadım ama çok şükür. Etlisinden sütlüsüne, böreğinden zeytinyağlısına, tatlısından şerbetine... ...kır çeşit yemeğe de hazır ettim evelallah. Vallahi saray mutfaklarına layık aşçıyım. Vallahi helal olsun sana Saniye. Beğendiniz mi gelin odasını? Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Hadi kızım, gidelim. Neden tek başına? Ruşen nerede? Bilmiyorum kızım. Ben de ona baktım ama bilmiyorum şimdilik. Bu senin elbisen. Evet, ben verdim. Güzel olmamış mı? Buyurun. Buyurun Asude Hanım. Gelinin akrabalarından mıymış küçük hanım? Pek de güzelmiş. Bir soruşturalım. Çok güzelmiş. Yetimsiz. Ses etme şimdi Meyveş Kalfa. Hanımlar başladı. Şevik, nasılsın oğlum? Teşekkür ederim babacığım, iyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Thank you.
Paşam, Balkanlarda uzun süre kaldınız bu sefer. Vaziyet pek de parlak değil Nazım Bey. Balkanlar bundan böyle daha da karışacak gözüküyor. Ahmet Paşa'm, ben Deniz Nabi. Calip Hanım'ın biraderi. Şeref oldum Nabi Bey. Rus Harbi'nde başta siz olacaktınız ki. Ah! Rus Harbi'nde zaten Ahmet Paşa baştaydı Nabi. Rus Harbi'nde sen benim askerim olacaktın ki. Nabi, geç yerine otur. Saygılar Paşa'm. Saniye. Ahmet Paşa kahve istiyor Sade. Ahmet Paşa kahve istiyor Sade. Hadi. Hadi. Hadi az kaldı. Dayan biraz saniye. Hadi. Mithat Bey, Nejat da meslektaşınız. Fransa'dan yeni geldi. Öyle mi? Ben de Nazım Beylerin aile doktoru Mithat. Memnun oldum. Şefin rahatsızlığı nedeniyle sıkça ziyaret ediyorum konağı. Hastalığı nedir? Rümatizm. Bir bacağı zayıf. Zaman zaman şiddetli ağrıları oluyor. Kımıldamaması gerekiyor ama bu gece düğün münasebetiyle kendisine müsaade ettik. Kımıldamadıkça hasarlı bacağı daha da zayıflamaz mı? Biz bu konu hakkında Paris'te konferanslara katıldık. Artık hastayı bir köşede oturtmak yerine fiziksel aktiviteler ve masaj yöntemleriyle kuvvetlendirebiliyoruz. Bence masajla tedavi zırvalıktan ibaret. Siz yeni doktorların hevesi hastalarınızı oyuncak gibi görmekten başka bir işe yaramıyor. Siz eskilerin ön yargıları da hastaları umutsuzluğa mahkum ediyor. Evlat. Evladım, bu konuyu başka zaman konuşursunuz. Hatta hep birlikte konuşabiliriz. Sizi bilmem Mithat Bey ama Nejat'ın söyledikleri ilgimi çekti doğrusu. Kahveniz paşam. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu ne yahu? Zehir! Kusura bakmayın paşam. Bir parça su için lütfen. Allah Allah. Sen ne sanıyordun? Makine. Bak, makinem de var. Hasan, Aram Efendi önce hanımların resmini çekecek. Harem kapısına kadar ona eşlik ediver. Asude Hanım'ı tek de çekin. Mutlaka. Olur mu? Ne yapıyorsun sen be kadın? Koskoca paşanın kahvesine tuz atılır mı hiç? Herkesin ortasında tükürmüş adam kahveyi.
Senin bu yamak istemem inadın yüzünden herkese rezil olduk. Ha bir de saraylara layık aşçıymış. Tamam anacığım, ağlama. Hatadır, her insan yapar. Hata olur mu oğlum? Kendi ellerimle yaptım. Mis gibi kahveyle, sade su. Kovuldum. Kovuldum oğlum. Bir dakika bile tutmaz artık beni bu kolum. Makineden ses ve duman çıkacak. Korkmayalım lütfen. Çekiyorum. Başına çektirdiğin resmi Ali Fuat'a yollarsın artık. Aa, ne münasebet. Sen hiç sana verdiğim aşk romanlarını okumuyorsun galiba. Fotoğrafçı neden Husisi olarak senin tek başına fotoğrafını çekti? Hı? Ali Fuat öyle istedi de ondan. Çekiyorum. Ah! Asude iyi misin? Ah, iyiyim Fevkiye. Güzel kızım. Ah, ah, ah. Canını okuyacağım senin. Ay. Çok özür dilerim Neveş Galfa. Ben nasıl oldu anlamadım ki. Birisi benim kuyruğuma bastı galiba. İyi olacağım o kuyruğuma senin. Dikkat et. Biraz. Asude Hanım ile Ruşen abla düşmüşler. Neveş Kafa Doktor Mithat'ı istiyor. Doktor Mithat Bey nerede? Mithat Bey fotoğraftan evvel ayrıldı. Uzaklaşmadan çağırayım. Bir dakika. Necat Bey. Rica etsem iyi gelir misiniz? Tabii ki. Necat. Nerede düşenler? Odaya taşıdılar. Müsaadenizle. Bastırınca acıyor. Zedelenme olabilir. Ayağınız yukarıda biraz uzanın. Tamam. Oturun lütfen. Rica ederim bana bakın. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bileğin Asudeciğim? İyiyim Cale Hanım. Ruşen'di değil mi? Evet hanım. Lütfen oturun. Geçmiş olsun.
Bu ne rezalet kafa? Herkes bunu mu seyredecek? Derhal işinizin başına dönün lütfen. Konuklarımızı aşağı alın. Daha nikahımız var. Önemli bir şeyiniz yok gibi. Ama bu gece uyumayın. Bence Halep'in kardeşin abi. Çok canınız yanmıyor ya Asude Hanım. Yok, ben Ruşen. Asude Hanım orada. Kusura bakmayın Ruşen Hanım. Geçmiş olsun Asude Hanım. Tamam abi. Yardıma gerek yok. Sen selamla hadi. Tekrar geçmiş olsun. Ben gerekli ilacı söyleyeceğim. Size getirirler. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Hadi ben geliyorum. Nejat. Ne var Calibe? Konuşmamız lazım. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Saadetler diledim. Bitti. Ruşen Hanım kimmiş? Neyin nesiymiş? Ruşen Hanım? Ya başını vuran hanım işte. Öğrenebildin mi kimin kızıymış? Kesin zengin birinin kızı. Sana inan abi. Hem senin ne işin var haremde? Niye geliyorsun peşimden? Yardım etmeye geldim. Ne yardımı? Senden yardım isteyen mi var? Hadi istedim diyelim. Edebilecek misin? Ha, Nejat. Kızların durumu nasıl? Asude iyi mi? İyiler efendim. Küçük bir kaza olmuş. Bir sorun yok. Oh, şükürler olsun. Doktor da soğuk ama yakışıklı. Ben Calibe'nin kardeşini beğendim. Bırak Allah aşkına Fevki. Hareketlerini görmedin mi? Vallahi bir şeytan tüyü var. Ben onu gördüm. Ben müsaadenizi isteyecektim. Daha nikah kıyılmadı evladım. Bir kabahatimiz mi oldu Nejat? Niye erkenden ayrılıyorsun? Estağfurullah, ne kabahati. Saadetiniz daim olsun. Yüzünden beni suçluyorsun.
Fransa'ya gittiğim için bana kızıyorsun. Ama bunların hiçbir önemi yok benim için. Yokluğumda verdiğin kararın da hükmü yok. Artık buradayım. Gidiyoruz buradan. Biz ilelebet birbirimize aitiz. Mutlu olacağımız bir yere gidiyoruz. Nereye Neşat? Sadece senin, benim ve aşkımızın olacağı bir yere. Bana hala aşıksın. Bunu kendine itiraf et. İtiraf etmeme gerek yok. Ben bu anı yıllardır hayal ediyorum Neşat. Bütün hata benim. Seni bırakıp gitmemem lazımdı. Ama artık yanındayım. Hep yanında olacağım. Senin hatalarının bedelini ben mi ödeyeceğim Necat? Bu kadar kolay mı? Şöyle buyurun. Kahve? Buyurun. Gelin hanımı getirin, nikah kıyılacak. Peki Nazım Bey. Ruşen, yukarıdan gelin hanımı al da gel. Nikah kıyılacak. Yukarıda yok ki. Ben üst kata şerbet dağıttım geldim. E peki öyleyse. Gelin hanım yok diyelim Nazım Bey. Siz ne dediniz Kalfa? Şey efendim, gelin hanım yukarıda da yokmuş da arıyoruz. Bahçeye baktınız mı? Korkuyorsun Celal Bey. Ama korkma. O adam ne sana, ne bana, ne ailene, kimseye zarar veremez. Artık buradayım. İzin vermem. Hiçbir şey için geç değil. Çok geç Necat. Üstümdeki bu gelinlikle sen benim gelinimsin. Gidelim buradan. Nikahımızı kıyalım. Gerisini bana bırak. Keşke yapabilsem. Sesini dinle. Galiba.